Nasılsın anne? İyi gördüm seni. Sen de iyisin oğlum. 5-6 ay önce daha zayıftın. Toplamışsın biraz. Gel içeri gel. Ne var anne? Niçin hepimizi çağırdın? Baban anlatsın daha iyi. Leyla nasıl? Funda nasıl? İyi mi? İkisi de iyi. Funda seneye koleje gidecek. Ah, çok iyi, çok iyi. Oo, maşallah bakıyorum herkes gelmiş. Ayten hariç hepsi geldi. Ayten versin de gelemez. Gel. Bakın kim geldi. Hoş geldin Faruk. Hoş bulduk baba. Selam çocuklar. Merhaba. Hoş geldin. Geç otur oğlum. Seni iyi gördüm baba. Sen de iyisin maşallah. Görmeyeli epey oldu. Son defa ne zaman gelmiştin bakayım? Epey oldu galiba. Aylar çabuk geçiyor öyle değil mi? İnsan sık sık gelmek istiyor ama her defasında bir mani çıkıyor. Neyse, şimdi hepiniz buradasınız ya. Bütün kardeşlerin böyle bir araya gelmesi ne iyi değil mi? Bir tuhaf oldum. Aile başka şey tabii. Evet öyle. Tam da sırası değil mi Ümran? Şimdi söyleme Ferit. Yemek yesinler sonra. Niçin? Niçin söylemeyeyim? Onları buraya bunun için çağırmadık mı? Kötü bir haber mi? Siz nasıl karşılarsınız bilmem ama... bu bizim eski ev var ya... artık bizim değil. Bankaya verdim. Niye baba? Biliyorsunuz inşaat işlerim son zamanlarda iyi gitmiyordu. Necla'yı evlendirmek için bu evi bankaya ipotek ettim. İşlerimin düzeleceğini tahmin ediyordum. Fakat düşündüğüm gibi olmadı, daha kötüye gitti. Ve işi kapattım. 2 yıldır da hiç çalışmıyorum. 2 yıl oldu mu Ümran? Tam 2 sene 3 ay. Bugüne kadar size hiç anlatmadım. Çünkü gereksizdi. Fakat geçenlerde bankadan bir tebligat geldi. Gittim, evin faizleri birikmişti. Müdüre ödeyemeyeceğimi söyledim. Evi terk etmem için 6 ay mühlet verdi. Neyse, o kadar acelesi yok. 6 ay ne zaman sona eriyor? Önümüzdeki salı günü. Bir şeyler yapmamız için pek fazla vakit kalmamış. Ne dersiniz? Sizlere yük olacağız diye öyle üzülüyorum ki. O kadar mühim değil canım. Zaten büyük olduğu için annenizi yoruyordu bu ev. Bulabileceğiniz küçücük bir ev gayet rahat işimizi görür bizim. Neyse, benim içeride yapılacak bir sürü işlerim var. Zaten hemen şu dakika bir çare bulmak zorunda değilsiniz. Bakın çocuklar, beni dinleyin. Küçücük bir ev için diyorum. Ve ne bileyim, her biriniz ufak bir yardım yapsa... Ufak bir yardım mı? Şimdi alayın sırası değil Erol. Bu vazife bize olduğu kadar sana da düşer. Tamam, tamam anladım. Ama ben parayı nereden bulayım? Kendini öldür, sigorta parasını da onlara bırak. Hiç değilse babam bu hususta neler düşünüyor, onu bir dinleyelim. Peki. Ben de ne düşündüğümü söyleyeyim öyleyse. Anladığım kadarıyla hepiniz bu işi birbirinize yıkmaya çalışıyorsunuz. Hiç de değil. Sadece parayı nereden bulacağımızı düşünüyorum. Vah zavallı. Herhalde üstündekileri de yardımsevenler cemiyetinden almışsındır. Baba bir şey söylesene şu Erol'a. Benimle alay ediyor. Kardeşini alay etme oğlum. Ne tuhaf. Annenle biz ikimiz, siz beşinize baktık da siz beşiniz ikimize bakamıyorsunuz. Niye böyle söylüyorsun baba? Bankada 3-5 kuruşum varsa da onu da Funda'nın kolej masrafına harcayacağız. Necla'ya gelince Memduh'un durumundan bahsetmiştir herhalde. Memduh'un da işleri çok bozuk bu ara. Ziya'nın da işleri pek iyi değil. İçinizde tek milyoner benim galiba. Demek ev elden gitti. Belki birkaç aya kadar bir çare buluruz. Sonra Mersin'e Ayfer'e yazar kararımızı bildiririz. Alo.
Acıktınız mı çocuklar? Yemek neredeyse hazır olur. Bir çare bulabildiniz mi? Buluyoruz anne. Bundan eminim. Sen iyice anlattın değil mi Ferit? Bütün istediğimiz sadece küçücük bir ev. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Bu ev artık bana büyük geliyor. Zor oluyor bakmak. Ben de bu şekilde kurtulmuş oluyorum. Anne, hemen küçük bir ev bulamayacağız. Öyle mi? Ben sanmıştım ki... Yani babanla biz sanmıştık ki... Biliyorum anne, anlıyorum. Yavrum sen mutfağına git, yemeğine bak. Hadi. Dinleyin çocuklar. Sizi üzen bu meseleye bir çare bulursunuz veya bulamazsınız. Ama şunu bilin ki... Bizim size beslediğimiz sevgi hiçbir zaman azalmayacaktır. Muhakkak bir şeyler yapmamız lazım. Onları sokakta bırakacak değiliz ya. Benim söylemek istediğim bu. Sizin çocuğunuz yok. En müsait sizsiniz. Pekala, ikisini de yanınıza alabilirsiniz. Ay yo, hemen üstüme itmeye çalışmayın. Çalışmıyorum ama bir neticeye varmak lazım. Sokakta mı kalsınlar? Kalamazlar tabii. Ha, ama ne bileyim ben. Mesela annemi sen alsan yanına. Birkaç ay için tabii. Handan da babamı alsa. Bu arada ben de kocamı razı ederim. Belki daha büyük bir eve çıkarız. Ne bileyim, bir çare buluruz işte. Gördün mü bak, bir çare buluyoruz işte. Bunu Necla'ya yazdırıp imza ettirsen iyi edersin. Buna tahammül edemem. İçinizde en çok fedakarlık eden benim. Fedakarlığı vaat etmekle yapmak arasında büyük fark vardır. Ama bugün için fedakarlığı yapan benle Faruk. İkinize de birer altın madalya vermeli. Yeter, kes artık. Eğer elinden geliyorsa al ananla babanı pamuklara sar. Yeter, yavaş. Baba gel, sustur şunları. Tamam, tamam. Beni dinleyin çocuklar. Eğer işin içinde anneniz olmasaydı, hakkınızda ne düşündüğümü hepinizin suratına aykırırdım. Öyle bağırıyorsunuz ki bütün konuştuklarınız dışarıdan duyuluyor. Ne gibi bir çare bulacağınız da, nasıl bulacağınız da hiç umurumda değil. Fakat bir an olsun onun hislerine hürmet edin. Zavallı sabahın altısından beri ayakta. Çarşıya çıktı, öteberi aldı, uğraştı, didindi... Çocukken severdiniz diye size revani yaptı. Hiç olmazsa bu emeklerinin boşa gitmediğini anlasın. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum. Ama ne kadar mühim olursa olsun burada kesip yemekten sonraya bırakın. Sofra hazır. Hadi çocuklar. Oo, ne güzel sofra bu böyle. Tabii. Benim yerim neresi anne? Peçetelerinize bakarsanız yerlerinizi anlarsınız. Geç şöyle. Ayten burada değil ama mektupta yazmıştım yerini ayıracağım diye. Anne sen bizde kalacaksın. Babam da Handan'la Edirne'ye gidecek. Revanileri yaptın mı bakalım? Ya revani. Bak gördün mü? Onu unuttum işte. Uzat tabağını. Ne yapıyorsun Funda? Dedemin resmini buraya asmayı düşünüyorum. Buraya mı? Aşk olsun. Her şeyi bu salona mı taşıyacaksın? Her şey benim odamda mı duracak anne? Büyük annem yetmiyormuş gibi bir yığın ıvır zıvır. Odanı ne kadar çok sevdiğini biliyorum kızım. Hepimiz için zor oldu bu. Büyük annen için de. Ama ne yapalım? Daha 3 ay sabredeceğiz. Daha sonra Necla halanın yanına gidecek. Bu gece oyun var galiba.
Oyun da olur belki. Kalabalık olacak. Ha Funda, aklıma gelmişken sorayım. Çoktandır arkadaşlarını eve getirmiyorsun. Neden? Büyük annemin yüzünden. Her lafa karışıyor. Nereye gitsek peşimizde. Arkadaşlar sıkıldılar. O evdeyken bir daha çağırmam. Ben giderim. İyi ama buna da ben razı değilim. Tanımadığım, bilmediğim yerlere gitmeni istemem doğrusu. Merhaba Leyla. Merhaba Funda. Merhaba baba. Oo, bakıyorum babamın resmini buraya asacaksınız. Çok güzel. Faruk. Evet canım. Bu akşam anneni ne yapacağız? Ayak altında dolaşırsa hem gelenler sıkılacak hem de kendisi. Benim bir fikrim var. Necla'lara yollasak mı? Hı, fena değil. Kızını da görmüş olur. Ya? Dur bir telefon edeyim. Alo? Memnun sen misin? Necla'yı verir misin? Merhaba Necla, dinle. Bu gece bizde bir sürü misafir var. Annemin canı sıkılır. Acaba... Kusura bakma Faruk. Memduh tiyatroya bilet almış. Bu akşam oraya gidiyoruz. Anneme bakamayız. Söyle ona hiçbir zamanda istemiyoruz. Ne diye oyalıyorsun? Şimdiden söyle ona istemediğimizi. Ne dedin Faruk? Ha, tabii isterdim ama mümkün değil. Kusura bakma, başka zaman, güle güle. Başka zamanmış. Hiçbir zaman diye ne diye açıkça söylemiyorsun. Ben annenle babanla değil, seninle evlendim. Biliyorum Memdu ama şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Bu akşam kimi götürüyoruz tiyatroya? Annemi. Yanaşmayacaklarını tahmin etmeliydim. Memduh'tan iyilik gelir mi adama? Kardeşinde iş yok senin. Bir gece için annesini yanına alsaydı günah mı girerdi yani? Acaba odasında kalır mı dersin? Sanmam. Faruk. Hayatımda bundan daha saçma bir şey duymadım. Beni Necla'ya yollamaya veya odama kapamaya kalkmanız garip. Sıkılırsın diye düşündüm. Ama hiç sıkılmam. 5 çocuk anasıyım ben. Kalabalığı severim. Hem misafirleriniz beni ortada görmezlerse benden utanıyorsunuz sanırlar. Peki anne, peki. Bugün gene babandan mektup gelmedi. Sıhhati iyi midir dersin? Tabii iyidir. Hasta olsaydı çabuk duyardın. Doğru, Allah korusun. Lacivert elbiseni ütüledim ama gömleğini bulamadım. Temizleyeceği mi verdin yoksa? Ben götürdüm. Postaneye giderken bıraktım. İyi ama ben ne giyeceğim bu gece? Bak anne, Faruk'u çok sevdiğini biliyorum. Ama müsaade et de evimi kendim idare edeyim. Sadece yardım etmek istemiştim. Neyse neyse, ben şimdi gider alırım. Aa, Feridim'in resmi. Onu salona mı asacaksınız? Daha nereye asacağımıza karar vermedik. Şuraya koysak ne dersin? Nereye assak yakışır ama şimdi bana ver. Dur, dur evladım. Ay! Ah, Ferit, Ferit. Affedersiniz anne. Bugünlerde hiç şansım yok. İki kağıt. Pas almaz. Pardon, tanıştırayım, Faruk'un annesi. Memnun oldum. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. 3 pot. Gördüm. Ne tuhaf. Hiç alışık olmadığım bir oyun. Demek kağıt oyunlarını hiç sevmiyorsunuz. Biz kocamla sadece pişpirik oynardık. Kazansın diye bütün valeleri gizlice ona verirdim. Bakayım sizde vale var mı? Yok. Acaba kimde var? Aa, Leyla'da var. İzninizle. Funda, senden bir ricam var. Ne o anne? Bak, anneni birazcık seviyorsan lütfen yap. Tabii.
Bu gece babaannenle sinemaya gitmeni istiyorum. İçeride herkesi rahatsız ediyor. Gitmez ki anne. Misafirlerle çene çalmaya bayılır. İşte ben de ona mani olmak istiyorum. Bilmem ki, gelir mi acaba? Ben hallederim onu. Bunları ne yapıyorsunuz? Anne bir dakika. Müsaadenizle efendim, müsaadenizle. Hayrola yavrum? Funda bu gece sinemaya gitmek istiyor. Tek başına gitse olur mu acaba? Aa, hiç doğru olmaz. Ya gitmese de üzülecek. Siz götürür müsünüz? Tabii yavrum. Sana yardım etmekten büyük zevk duyarım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Tamam, anlaştık. Hadi sonra görüşürüz. Babaanne, gidiyor muyuz sinemaya? Tabii ya. Kırar mıyım seni hiç? Uykum da yok zaten. Dur mantomu alayım da. İki koltuk lütfen. Yalnız ayrı ayrı yerden olsun. Peki. Babaanne, yan yana yer yokmuş. Aa, ne yapacağız peki şimdi? Ayrı ayrı oturalım, çıkışta buluşuruz. Öyle olsun, ne yapalım? Dışarı çıkıp biraz sonra gelebilir miyim? Tabii abla. Mıydın babaanne? Ben de içeride seni arıyordum. Çok bekledin mi? Hayır. Film güzel miydi? Genç adamı beğendin mi? Bilmem. Sadece sizi ayrılırken gördüm. Demek gördün bizi. Söylemeyeceksin değil mi babaanne? Bu sana bağlı. Bir daha yapacak mısın? Hayır. Hayır, yapmam. İstersen yemin edeyim. Söylemeyeceksin değil mi ha? Hayır, söylemem. Hadi yürü. Fulas.
Hoş geldiniz. Nasıl, beğendiniz mi? Pek güzeldi. Biraz acıklıydı ama gene de çok güzeldi. Size anlatmak isterdim ama belki görürsünüz. Onun için anlatmayayım. Saat 12 olmuş. Müsaadenizle ben gidip yatayım. Ya. Nasıl olur? Saat daha 11. Öyle mi? Öyleyse biraz daha oturayım. Demek artık eskisi gibi iyi göremiyorum. Eskiden iyi görürdüm. Bütün arkadaşlarım kimse uzağı senin kadar iyi göremez derdi. Bir dakika. Alo? Şehirler arası mı? Anne, Edirne'den arıyorlar. Ferit, Ferit'tir muhakkak. Ferit'im. Alo Ferit, nasılsın? Nasılsın diyorum. Ferit, ne kadar memnun oldum bilemezsin. Çok merak ettim. Niçin yazmadın? Ama yazman lazımdı biliyorsun. Meraktan ölüyorum. Ben iyiyim. İyiyim. Evet. Evet, bana çok iyi bakıyorlar. Bu akşam davetlileri var. Çok iyi insanlar Ferit. Demek herkes iyi, öyle mi? Peki sen? Sen de iyi misin? Tabii. Tabii, 3 ay çabucak geçer. Gene beraber oluruz, merak etme. Bak. Bak Ferit, havalar iyice soğudu. Dışarı çıkarken paltonu giymeyi ihmal etme. Hele yağmurda, karda hiç çıkma. İyiyim ben, çok iyiyim. Tabii seni özledim. Tek üzüntüm sensin. Sen de beni özlemişsindir. Bu ilk ayrılığımız. 40 senedir ilk defa ayrı kalıyorum senden. Ama söylediklerimi unutma. Yakında, yakında gene beraber olacağız. Bir daha hiç ayrılmamak üzere. Yo, merak etme. Yalnız kendine dikkat et Feride. Biliyorum. Sen de üzülme sakın. Ah canım. Sesini duyduğuma o kadar sevindim ki. Ama telefon etmek için çok para sarf etmişsindir. Ya gördün mü, az para değil. Onunla boynunu sıcak tutacak bir atkı alırdın. Ben mi öreyim? Peki. Peki. Selamlarını söylerim. Hepsine söylerim. İyi geceler. İyi geceler sevgilim. Ben artık yatayım. Müsaadenizle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler anne. Ziya, çayları koyuyorum, çabuk ol. Yoksa geç kalacaksın. Geliyorum Handan, tamam. Koyma anne, dedem bahçede. Babam da kahvaltıya zamanında gelse olmaz. Gelir canım, gelir, sinirlenme. Ne demek efendim, bir evin kahvaltı saati olur. Herkesin keyfine göre çay demleyemem ki. Dünya kadar işim var daha. Gelir şimdi, hep fırsatta çatıp durma adama. Sebep olmasın. Dün yine gözlüklerini kırdı. 500 liraya patladı bana. Tabanca için 100 lira vermedin ama bana. Annem para kesmiyor oğlum. Bir daha ısıtmam çayı. Bana ne, buz gibi içsin. Baba. Hoppala. Gitti bizim 500 lira. Sen bizi milyoner mi sanıyorsun kuzu? Hadi gel çayını iç. Doymadınız mı siz daha? Hadi okula geç kalacaksınız. Bırak yesinler canım. Niye azarlıyorsun çocukları? Sinirimden. Ne oldu gene? Ne var? Babam gözlüklerini kırdı. Tabii kızı zengin, ne olacak? Alır tekrar.
Hoş, gözlüğe ne ihtiyacı var anlayamıyorum ya. Gözlüksüz okuyamıyorum da ondan. Bundan iyi sebep mi olur? Okumasan ne olacak yani? Dünyadan haberim olmayacak. Her gün türlü türlü olaylar oluyor. Dünyadaki olaylar okusan da okumasan da olacak. Benim haberim olmayacak o zaman ama. Anne, hani bana 300 lira verecektin? Yeni atlas alacağım. Biraz bekle bakalım, sonra alırsın. Başka cereme çıktı şimdi. Ama işe. Bakıyorum, ufacık bir hareketim evde facia yaratıyor. Gözlüklerimi kırdım diye neredeyse Hakan'ı okuldan alacaksınız. Sen kahvaltını etsene Handan. Her şeyi mesele yaptığın için sinir küpü oldun. Nasıl mesele yapmayayım? Her gün bir hadise çıkıyor. Sen benim evimde 20 sene kaldın. Hiç bu kadar gürültü yapmadım. Sebebiyet vermemişimdir de onda. Öyle mi sanıyorsun? Demek hafızan pek zayıfmış küçük hanım. Mahalledeki bütün oğlanlarla kırıştırman pek mi hoşuma gidiyordu sanki? Ahmet'le sinemaya gideyim mi? Mehmet'le denize gideyim mi? Yok, Osmanlılar çaya davet ettiler. Ya gece yarıları eve dönmeler? Sustuk hepsinde. Nasıl? Cevap veremiyorsun değil mi? Ya adını sanını bilmediğim kimselerle Yalova'lara gitmek? Dedikoduları nasıl bastırdı mı bir ben bilirim. Vay vay, bundan haberimiz yoktu. Canım, senden evvelki şeylerdi bunlar. Gözlüğüm kırıldı diye kıyamet kopardın değil mi? Ama ben senin için az masraf etmedim. Peki peki, keselim artık. Keserim değil mi? Tabii, biz söyledik mi acı geliyor. Ama senin dilin bir karış. Annene telefon edebilmek için paltomu eskiciye sattım diye kıyamet kopardın. Yok, kanı kamşı ne dermiş? Ben gidiyorum. Seninle sonra konuşuruz. Yalova sefası ha? Firmamız namına garanti ederim ki bizim mallarımız aradığınız kalitededir. Evet. Meşgulüm, bir yere yemeğe götürün kendisini. Peki efendim. Mallarımız kalitelidir. Onu rahatsız etmiş olmadım ya. Hayır, yalnız çok meşgul olduğu için özür diledi. Doğum günü olmasaydı gelmezdim. Ya, doğum günü mü bugün? Bilmiyor muydunuz? Sabah kalktığımda evden çıkmıştı. Gece de yemeğe gelmeyeceği için hediyesini buraya getirmek istedim. İyi ki söylediniz. Ben de bir hediye alayım. Mesela mendil. Ben de mendil getirmiştim. Hem de kendi elimle kenarlarını işleyip isminin baş harflerini yazdım. Öyleyse ben de kravat alırım. İsterseniz çıkıp beraber yemek yiyelim. Sonra hediye almama da yardım edersiniz. Ben Faruk'u, yani müdür beyi bekleyeceğim. Beraber yeriz onunla. Affedersiniz. Yine ne var? Anneniz benimle yemeğe gitmiyor efendim. Kardeşim Erol'a telefon edin, o götürsün. Peki efendim. Evet, ne diyordum? Alo, Erol Bey'i rica ediyorum. Buyurun, evet benim. Abiniz hemen buraya gelmenizi söyledi. Annenizi yemeğe götürecekmişsiniz. Parasını verecekmiş. Parasını abim mi ödeyecek? Hemen geliyorum. Kızım, Faruk içeride mi? Evet, müşterilerle beraber. Söyle gelsin. Yalnız yanındakiler benim burada olduğumu bilmesinler. Sen oyala onları. Peki efendim. Buyur patron. Şey, sizi annemle tanıştırayım efendim. Öyle mi? Nasılsınız efendim? Tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Ben de. Bak Faruk, bu adamların daha önceki aldıkları fiyatı biliyoruz. Aynı fiyatı biz de verelim. Abi. Ne dersin? Merhaba abi, merhaba anne. Şey, affedersiniz, kardeşim Erol'u takdim edeyim. Memnun oldum. Anneciğim ne haber? Sağ ol oğlum. En küçük oğlum efendim. İçlerinde en yaramazı, en haşarısı buydu. Hadi anneciğim, gidelim. Hadi. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle efendim.
Aa, az kalsın unutacaktım. Doğum gününü tebrik ederim oğlum. Sağ ol. Ya ben de unutuyordum. Tebrik ederim abi. Sağ ol. Aa, bu sefer de bunu unutuyordum. Buraya gelinceye kadar o kadar çok otobüs değiştirdim ki başım döndü. Sersem gibiyim. Niye bir taksiye binmedin anne? Sadece 130 liram vardı oğlum. İki gün evvel 1500 lira vermiştim. Biliyorum yavrum ama onu babana gönderdim. O senin harçlığında anne. Ne diye yollarsın babama? Yeni bir gömlek alsın diye. Temiz giyinirse kolay iş bulur belki. Peki peki. Sonra konuşuruz bunları. Müsaadenizle efendim. Güle güle efendim. Çok iyi bir annem var. Öyle, çok iyidir. Ama sen ona iyi davranmıyorsun. Anlamadım. Pekala anladın. Ona layık olduğu sevgiyi göstermiyorsun. Sen bir de benim oğlumu görsen, bana karşı ne kadar iyi, ne kadar saygılıdır. Biliyorum patron. Ama 300 milyonluk bir servetiniz olmasaydı, acaba aynı şekilde davranır mıydı dersiniz? Eğer senin annen zengin olsaydı, ona karşı hareketlerin değişir miydi? Bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Zengin çocukları babalarına her zaman iyi davranırlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ne dersin bugünkü havadislere? Okuyamadım. Gözlüklerim kırıldı da. He? Yine mi? Ha. Peki kızın ne dedi bu sefer? Oo, kıyametleri kopardı. O kadar bağırdı ki belki sen bile buradan duymuşsundur. Bir de çocuklarla beraber yaşamanın güzelliğinden bahsedersin. Aman aman. Yo, aslında iyi şeydir Rıza Bey. Belki ben sana Handan hakkında mübalağa ettim. Farfaradır acık ama kalbi temizdir. Belki bende de biraz kabahat var. Öyledir inşallah. Çocuklarımın hepsi iyidir. Onlarla iftihar ediyorum. Başımı ağrıtmadılar hiç. Benimkiler de hiç başımı ağrıtmadılar. Çünkü uzak dururuz birbirimizden. Ne ben onlara karışırım ne de onlar bana. Dükkanım var, karım dizimin dibinde. Daha ne beklerim bu yaştan sonra? Benim hayatım da seninkinin aynı. Sadece dükkanım yok. Karım da 300 kilometre ötede, İstanbul'da. Neyse Rıza Bey, senden bir ricada bulunabilir miyim? Tabii. Söyle. Karımın mektubunu okur musun bana? Ben okuyamadım da. Ricaya ne lüzum var? Başlayayım mı? Sevgili Ferit, bütün gün seni düşündüm. Ayrılığa er geç alışılır derler ama ben gün geçtikçe seni daha fazla arıyorum. Biliyor musun, bu mektubu okuduğun zaman Faruk 39 yaşına basmış olacak. Bize sanki dün doğmuş gibi geliyor değil mi? Bu bana seninle geçen saadet dolu 40 yılı düşündürdü. Ne çabuk geçti, daha dün gibi. İnsan mesut olunca hayat kısalıyor sanki. Seni de üzmek istemem ama bunları başka kime söyleyebilirim? Memduh'la Necla'nın tanıdıkları yaşlı bir kadın var burada. Düşkünler evinde. Arkadaşsız kalmamam için beni onunla tanıştırmaya götürdüler. Ah Ferit, kadıncağızın kaldığı yer o kadar kasvetli lazım ki içim sızladı. Orada nasıl kaldığını sormamak için kendimi zor tuttum. Necla ise orasını durmadan net etti. Kadıncağızı üzmemek için böyle davrandılar zannettim.
Sonra bana da yolda düşkünler evini, yemeklerini, temizliğini methetmeye devam edince gerçekten öyle düşündüğünü anlar. Demek ki gençler anlamıyorlar. Necla'nın son günlerde sıhhati iyice bozuldu. Doktoru hava değişikliği tavsiye etmiş. Necla da Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor. Ama bu sefer de bize verdiği sözü tutamayacağına üzülüyor. Ah Ferit, o kadar üzgünüm ki bu gidişle biz ne olacağız? Bir çare bulunsa da tekrar birleşebilseydik. Seni o kadar seviyorum ki bundan sonrasını gözlüklerini yaptırdığın zaman sen okursun. Teşekkür ederim Rıza Bey. Hoşça kal. Güle güle. Gidiyor musunuz? Evet. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Yalnız sıkılmazsın değil mi? Yok, hayır, sıkılmam. Ama Funda da arkadaşlarıyla çıkıyor. Yalnız kalacaksın. İlk defa yalnız kalmıyorum ki. Siz eğlenmenize bakın, beni düşünmeyin. Öyleyse Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. İyi eğlenceler yavrularım. İyi eğlenceler. Sen nereye gidiyorsun yavrum? Bizim kızlardan birinin yaş günü partisi var. Geceliğin ha? Neyse, ben karışmış olmayayım. Zaten yakında gidiyorum. Artık odanda yalnız kalacaksın. Ne oldu, bir yere mi gidiyorsun babaanne? Bilmiyorum. Ama galiba büyük babanın bir düşündüğü var. Mektubunda iş bulacağından bahsediyor. Boşuna hayale kapılma babaanne. Onun gibi ihtiyara kimse iş vermez. Benim hala ona güvenim var. Bir insan 16 yaşındayken dansı, eğlenceyi düşünür. Ama benim gibi 60'ına gelince artık hayatta huzurdan başka hiçbir şey düşünemez yavrum. Soğuk algınlığı için annemi telaşlandırmaya ne lüzum var? Hadi bakayım, iç şunu. Tabii. Kış günü paltonu satıp perdesiyle dolaşır mısın? Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Doktor olmalı. Babamın rahatsızlığını söylemiştim de. Ne? Çabuk karşıla onu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayrola, kim hasta? Bizim kayınpeder. Biraz üşütmüş galiba. Buyurun. Şöyle buyurun. Ziya, doktor beyi bu tarafa al. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu titreme ne zaman geldi? Şimdi. Senin geldiğini duyunca çıplak ayakla buraya kadar koşturdu beni. Onun için ürperme geldi bana. Bakalım neniz var? Anlayamazsın. Karım burada olsaydı şimdi daha iyi anlar, daha iyi ilaç yapardı bana. Canım, koysana dereceyi baba. Manda. Bir saniye, şimdi geliyorum. Handan, hazır baban ortalıkta değilken seninle konuşmak istedim. Annemi çağıralım mı dersin? Üzülüyorum babanın haline. Ben de üzülüyorum ama yerimiz yok. Hem annem bir gelirse bir daha ayrılmak istemezler. İkisi de kalırlar başımızda. Necla'ya sözünde durmadığı için öyle içerliyorum ki. Türkan'ın da bir işe yaradığı yok. Hı. Dur bari, meseleyi Ayten'e yazalım. Karım burada olsaydı görürdünüz siz. Bir günde beni ayağa kaldırırdı. Öksürün. Ne diye öksürecekmişim? Öksürüm falan yok benim. Merak edecek bir şey yok. Üşütmüş. Bir dakika doktor bey. Ne istiyorsunuz? Ben şu köşedeki kitapçıyım. Sabahları bize gazete bırakıyorlar, istemem. Bir dakika hanım kızım. Gazete satmaya gelmedim. Benim adım Rıza. Babanızın arkadaşıyım. Hasta olduğunu duydum. Ziyaretime geldim. Şimdi göremezsiniz.
Doktor müsaade etmiyor. Kendisi istedikten sonra bence hiçbir mahsuru yok. Madem ki doktor öyle söylüyor, öyleyse buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Doktor bey, biliyorsunuz önümüz kara kış. Acaba babamı Güney'e göndersek, oranın havası daha iyi gelmez mi? Adamcağızı nereye yollarsanız iyi olur bence. Teşekkür ederim doktor. İyi ki söylediniz. Mersin'de bir kız kardeşim var da. Tabii tabii, bu hepiniz için iyi olur. Alasmaldık. Güle güle doktor. Oh, ne güzel çorbaymış Rıza Bey. İçimi bir güzel ısıttı ki. Tabii güzeldir. Hasta olduğunu duyunca karım yaptı. O da senin bir an önce iyi olmanı istiyor. Ah, birisi karımı yanıma çağırsa. Kızın sana bakar. Belki evde annesinin her şeye karışmasını istemiyordur. Ne yiyorsun Allah aşkına? Arkadaşımın karısı çorba yollamış da. Komşular sana doğru dürüst yemek vermediğimi sanıyorlar galiba. Kim bilir içinde ne vardır? Tavuk etinden başka bir şey yok bu çorbanın içinde. Karım yaptı. Karın kendi işine baksın. İşitilmiş şey mi bu? Babama yemek pişiririm ben. Bana bak. Hayatımda kimse bana bu derece hakaret etmedi. Rıza Bey, çorba için teşekkür ederim. Rica ederim. Kusura bakmayın, gitmem lazım. Allah'a ısmarladık. Sefertasını sonra alırım. Güle güle Rıza Bey. Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Ben kızımı iyi tanırım. Olacak şey değil. Funda bu saatlere kadar eve gelmesin. Üzülme Leyla. Kendini hasta edeceksin. Başına muhakkak bir felaket gelmiştir. Ben de giyinip Faruk'un yanına gitsen. Alo. Alo. Hayır, ben babaannesiyim. Bir dakika. Bir haber mi var? Alo. Hayır. Bir kadın Funda'yı istedi. Ondan sonra kapattı. Bu meseleye o kadar çok üzülüyorum. Bir haber alıncaya kadar hiç bahsetmeyelim. Ama ben bahsetmek istiyorum. Çünkü kendimi bir parça suçlu hissediyorum. Size daha önce söylemeliydim. Ne söylemeliydiniz? Funda genç bir adamla geziyor. O gece sinemaya gittiğimizde gördüm. Niçin o zaman söylemediniz? Funda'ya söz vermiştim. Söz mü verdiniz? Böyle bir mesuliyet altına nasıl girebilirsiniz? Bir daha yapmayacağına yemin etmişti. Ne ederse etsin. Siz bana her şeyi anlatmalıydınız. Funda benim çocuğum, sizin değil. O kadar meşguldünüz ki. Poker oyununda değil mi? Bir gün bunu başıma kakacağınızı biliyordum. Funda niçin arkadaşlarını eve çağırmayıp da dışarıda geziyor biliyor musunuz? Hayır, hiçbir fikrim yok. Öyleyse ben söyleyeyim. Çocuklarla o kadar gevezelik ettiniz ki sıkıntılarından gelmiyorlar. Kötü bir şey yaptığımı sanmıyorum. Alo? Bundan sonra bu evde telefonlara ben cevap vereceğim. Alo? Size şehirler arası. Alo? Evet benim. Biraz daha yüksek konuşur musunuz? Kimsiniz? Hay Allah! Hasta mı? Ateşi var mı? Öksürüyor mu? Tabii. Tabii gelirim. Hemen şimdi gelirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Faruk Bey, kızınızdan bir haber var mı? Evet. Annesiyle beraber demin eve götürdük. Faruk Bey. Evet. Biraz evvel otobüs terminalinden telefon ettiler. Anneniz oradaymış. Bir yere gitmek istiyormuş ama bilet parası yokmuş. Hatta eve dönecek parası da yokmuş.
orada kalmış. İsterseniz ben gideyim. Siz çok yorgunsunuz. Giderseniz çok memnun olurum. Bir dakika, size para vereyim. Teşekkür ederim. Günaydın Faruk. İnşallah ziyaretim kötü bir zamana rastlamamıştır. Ziyanı yok. Geç otur. Ne var ne yok? İyilik. Bu bir aile meselesi. Ben aileden sayılmam ama öte yandan Necla'nın kocasıyım. Onun için bir teklifte bulunmaya geldim. Nedir? Annenizin durumu hakkında. Kusura bakmazsınız değil mi? Tabii benim karışmam doğru olmaz. Memduh, nedir mesele? Hemen söyle. Fazla vaktim yok. Ayda 20.000 lira tutuyormuş. İyi bakıyorlarmış kadınlara. Yatakları, yemekleri çok iyiymiş. Ne 20.000 lirası? Hangi kadınlar? Yaşlı kadınlar için bakım evi var. Eğer anneni oraya koyarsak... kendi yaşındaki kadınlarla da arkadaşlık etmiş olur. Yani annemi Darül Acze'ye yatırmamı mı teklif ediyorsun? Evet. 20.000 lirayı da ben veririm. Aferin sana Memduh. İyi düşündüm değil mi? Tabii aferini hak etmedim ama... bir çare bulmaya çalışıyorum işte, ne yapayım? Babam için de bir teklifin var mı? Mesela... diri diri mezara gömmek gibi. Ne kadar şakacısın Faruk. Diri diri gömmek ha? Neyse, şaka bir yana Faruk. Ben annenize bakayım. Siz de babanıza bakmanın bir yolunu bulursunuz ha? Çok teşekkürler Memduh. Biz anamıza da bakarız. Bak şimdi gene bana kızdın. Zaten ben ne söylesem hemen kızarsın. Galiba söylemesini beceremiyorum. Yahut da fikirlerimi anlatamıyorum. Ben iyi anlatıyorum. Defol. Defol dedim. Allah Allah. Zaten insanlara iyilik yapmak yaramaz ki. Anne, niye hala üzülüyorsun? Handan babamın ateşinin düştüğünü söylemedi mi? Ama gene çıkabilir. Hem doktorundan da hoşlanmamış. Neyse, bu akşam ateşi yokmuş ya. Şimdi üzülmenin sırası mı? Ama gene çıkabilir. Bırak şu evhamlanmayı anne. Ben Leyla'nın yanına gidiyorum. O da hastadan beter. Lütfen üzülme. Ağlama canım, kendini hasta edeceksin. Ne yapayım, elimde değil. Söz aldım gazetelerden, bizden ve kızımızdan bahsetmeyecekler. Nedir bu başımıza gelenler Faruk? Anneni de Funda kadar seviyorum ama... Annemin bu işle ne alakası var? Şu geçen gün aranızda çıkan münakaşa mı? Önemli değil. Necla sözünden döneli beri anneni yollayacak bir yer yok. Funda da o burada olduğu müddetçe arkadaşlarını eve çağırmamakta inat ediyor. Ne yapacağız bilmem ki. Ben de bilmiyorum. Şu başımıza gelene bak. Yarın tekrar olmayacağı ne malum. Eskiden kimlerle arkadaşlık ettiğini bilirdik ya şimdi. Anlıyorum yavrum, anlıyorum. Gene arkadaşlarını eve çağırması lazım Faruk. Yoksa belki evden kaçıp kendisine bir iş bulacak. Pansiyonlarda oturacak. Doğru, olabilir. Kıza mani olamayız. Anneni sokağa atamıyoruz ama onun yüzünden kızımız sokaklara düşecek. Dur bakalım, bir çare bulabiliriz belki. Mektuplar geldi mi Funda? Orada, masanın üstünde babaanne. Sherry, una notte così, vuoi che non sia in Italia, e tu Sherry.
Şeri şeri. Merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba. Nasılsın anne? İyiyim yavrum. Funda, bugün mektuplar geldi mi? Evet, masanın üstünde. Bizi yalnız bırak. Funda, sen odana git lütfen. Televizyonu da kapat. Faruk, bugün babanla konuştum. Bir şeysi kalmamış artık. Ama tekrar hastalanmaması lazım. Edirne'nin havası ona hiç yaramıyor. Handan'ın doktoru daha sıcak iklimli bir yeri tavsiye etmiş. Mersin'de oturduğu için bizim de aklımıza Ayten geldi. Yoksa oraya mı yollayacaksınız? Evet. Galiba. Öyle mi? Evet, evet tabii. Hastalanmasını ben de istemiyorum. Zaten tek arzum önce onun, sonra sizin hayatta olmanız. Handan beraber gitmenizi arzuladı ama Ayten istemiyor. Babanızı alsın kafi. Ben dayanıklıyım. Her şeye tahammül ederim. Demek yakında gidecek. Evet. Bari vedalaşmak için görebilseydim onu. Elbette. Anne, sana bir şey söyleyeceğim. Önce ben sana bir şey söylemek istiyorum. Anne, benim söyleyeceğim çok mühim ama. Benimki de mühim. Şunu diyecektim. Kusura bakmayın ama ben burada mesut değilim. Gündüzleri yalnız başıma sıkılıyorum. Akranım yok. Yalnızlık çekiyorum. Şöyle diyorum. Kendi yaşımdaki insanların arasında olsam. Yaşlı insanları barındıran yerler varmış. Oraya gitsem. Anne. İyi bir yer orası. Kendime arkadaş bulurum. Anne. Bırak sözümü bitireyim. Bir ara babanla birleşeceğimi ümit etmiştim. Ama anlıyorum bu imkansız. Onun için bırakın oraya gideyim. Artık bu mesele kapandığı için çok memnunum. Böyle bir teklifte bulunmayacağınızı bildiğim için ben teklif ediyorum. Bir şey daha var yavrum. Baban Mersin'e gidinceye kadar kabilse burada kalmak istiyorum. Bilirsin eski kafalıdır. Gideceğim yerin iyi bir yer olduğuna katiyen inanmaz. Sakın kendisine kararımdan bahsetmeyin. Necla'ya, Handan'a, ötekilere de söyle. Ağızlarından kaçırmasınlar. Bu meseleyi ben idare etmiş olayım. Peki anne. Sen nasıl istersen. Sorarsa burada kalacağımı söyleyin. Mektuplarını buraya göndersin. Siz bana yollarsınız. Bu ona ilk yalanım. Hayatımda ilk defa ondan bir şey saklıyorum. Artık ben yatmaya gidiyorum yavrum. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Sana hiç kimsenin bilmediği bir sırrımı daha söyleyeyim. Evlatlarımın içinde en çok sevdiğim sensin. İyi geceler oğlum. Konuştum. Gidecek. Yıllar sonra bugünü hatırlarsan benimle pek iftihar etmezsin. Leyla, bu şalı Seher bacıya ver. Onun için ördüm.
takınca beni hatırlasın. Akşama babanızla yemeğe geleceğiz. Şimdilik hoşça kal. Güle güle anne. Ne iyi ettik de geldik buraya. Hatırladın değil mi? Hiç unutur muyum? Seni ilk defa burada görmüştüm. Dün gibi hatırımda. Sırtında gri bir kazak vardı. Ne kadar özlemiştim ben seni. Ben de özledim. Otobüsün kaçta kalkıyor? 10'da. Önümüzde daha koskocaman bir 5 saat var. Bana kalırsa Allah saadet ve neşeyi her kuluna veriyor. Kimi bunu bir hamlede harcıyor, kimi de bütün ömre yaymasını biliyor. Biz çok mesuttuk. Evet, öyle. Hayatımız hiç de fena geçti sayılmaz. Bir evimiz vardı, sıhhatimiz yerindeydi. Çocuklarımız büyüyorlardı. Güzel bir hayatımız vardı. Evet, evet çok güzeldi. Ama daha mı fazlasını istedik ne? Tutamadık onu işte elimizde. Yine küçük bir evimiz olsa, hatta tek bir odamız. Ta Mersin'e kadar nasıl gideceğim bilmem ki. Her mevsim sıcakmış oraları. Görürsün bak, sıhhatine nasıl iyi gelecek. Kızın gibi konuştun sen de. Her mevsim sıcak, hamamda oturur gibi. Handan Mersin'in portakallarını, muzlarını o kadar methetti ki daha gitmeden midem bozuldu. Demek hala güldürebiliyorum seni. No, niye öyle yürüyorsun? Ayağın mı acıyor? Ayakkabılarım yeni, vuruyor biraz. Ben de sana dünyanın yolunu yürüttüm. Aa, zarar yok canım. Yürüdükçe açılır. Sana süslenmek istedim. Nasıl, yakışmış mı? Sana ne yakışmaz ki? İster misin aradıkları ben olayım da Mersin hikayesi suya düşsün? Ne dersin? Dua et canım. Burasını beğendin evet. mi? Biraz hava serin, üşümüyorsun ya. Hayır. Yalnız çocukları düşünüyorum. Bizi merak edecekler. Boş ver, beklesinler. Biliyor musun, balayımızdan beri hiç baş başa kalamadık. Çocuklar, işlerim, inşaat meseleleri, ömrümüz böyle geçti. Velhasıl kendimiz için yaşayamadık. Evet, ama çocuklarımız vardı. Onları büyüttük. Boşuna harcamadık ömrümüzü. Neyse, gel bugün kendimiz için yaşayalım Ümran. Ama nasıl yaşayacağız? Balayımızda kaldığımız oteli hatırlıyor musun? Tabii, Tarabya'daydı. Şimdi oraya gidelim. Aa, şaşırdın mı Ferit? Orada ne yapacağız? Oo, çok şey. İkinci balayımızı yeniden yaşayacağız. Hadi bakalım. Hadi. Neden geciktiler acaba? Herhalde birazdan gelirler. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Daha ne gelsin başlarına? Rosto'yu fırına koydum. Allah vere de fazla geç kalmasalar. Otel çok değişmiş değil mi? Ya. Oo. Çok da güzel olmuş. Evet öyle. Gelmişken tokatlayan efendiyi görmeden gitmeyelim. Bir gün mutlaka ziyaret ederiz demiştik. Hatırlar mı bizi dersin? Tabii hatırlar.
Az mı tavla oynamıştık balkonda? Evet. Hadi gel. Tokatlayan efendiye söyler misiniz? Kendisiyle konuşmak istiyorum. Affedersiniz, böyle birini tanımıyorum. Öyleyse sen buralarda çok yenisin. Tokatlayan binanın sahibidir. Ona Ferit Bey'in geldiğini söyleyin. Kendisini 40 yıldır tanırım. Bir dakika efendim. Lütfen. Şurada kuyruklu piyano vardı. Bilardo masasını kaldırmışlar. Gel bakalım şöyle etrafa. Daha ne değişiklikler yapmışlar. Peki, olur. Ne dersin? Bir kadeh rakı içsem mi acaba? Sen mi? Alışık değilsin. Oo, düğün günü içmiştim ya. Ama başın dönmüştü. Sen de bir bardak şarap içiver. Aferin. Şimdi hanımlar da içiyorlar böyle yerlerde. Yapma. Hadi, hadi gel. Gel, bir şey çıkmaz. Bir kadeh bu. Buyurun efendim. Bana şu kadarcık rakı, hanımefendiye de bir bardak şarap. Baş üstüne efendim. Allah vere de sarhoş olmasa. Yok canım, acı patlıcanım ben. Rosto biraz daha soğursa berbat olacak. Bayağı merak etmeye başladım. Niye hala gelmediler acaba? Ablamdan korkularından. Rosto'yu soğuttunuz diye başlarının etini yer şimdi. Zeyzek sen de. Keşke ikisini de doğru buraya getirseymişiz. Dedim ama yalnız kalmak istediler. Babamın üstünde para var mıydı bari? Biletini aldım. 3000 lira da yanına verdim. Otobüse binerken vermeliydim ama kocama uydum işte. Kaçırdılar mı yoksa annemle babamı? Keşke. Hiç değilse bizim de isteyenimiz var diye sevinirler. Demek tokatlayan efendi bıraktı bu oteli. 20 sene oldu. Değişiklikten anlamalıydık. Fakat biz de sizi tokatlayan gibi ağırlamaktan şeref duyarız. Teşekkür ederim müdür bey. Zaten ağırlıyorsunuz. Vazifemiz efendim. Ne iyi ettik de geldik değil mi ya. Ümran? Memnunsun ya. Evet. İnanır mısınız şu gördüğünüz hanım tam 5 çocuk annesidir. Evet. Ne diyorsun? Öyle ya. Aynı zamanda torun sahibi. Yok canım. Öyle mi? İnanılacak şey değil. Ben bile inanamıyorum bazen. 40 yıl o kadar çabuk geçti ki. İnsan mesut olunca yıllar çabuk geçer efendim. İlk defa bir cuma günü gelmiştik buraya değil mi canım? Hayır Nikon, perşembeydi. Yok canım, cumaydı. Balayımızın ilk gününü unutmuş olamam ben. Perşembeydi Caniko. Hatta yağmurlu bir gündü. Bayraklar asılıydı çünkü bayramdı. Herhalde hanımefendi haklıdırlar. Hanımlar unutmazlar böyle şeyleri. Bana müsaade. Bir emriniz olursa buradayım efendim. Teşekkürler müdür bey. Şerefe. Dön bakayım azıcık seyredeyim seni. Ne kadar güzelsin Ümran. Evet. Sarhoş olmadın ya. Daha neler. Söyle bakayım. Bir berber, bir berbere, bire berber, beri gel beraber bir berber dükkanı açalım diye bağırmış. Söyle bakayım, söyle. Aman Ferit, bilirsin ben hiç beceremem. Gitsek mi acaba artık? Neden? Çocuklar yemeğe bekliyor. Beklesinler. Biz onları sofra başında az mı bekledik? Biliyorum ama... Pekala, pekala, bekletmeyiz. Yani hiç gitmeyiz, olur biter. Hiç mi gitmeyiz? Evet. Yemeği seninle burada baş başa yer eğleniriz. Ne yani, hakkımız değil mi? Kim karışır bize? Şimdi gel telefon edelim çocuklara. Hadi. (Gülüyor) 164-66-42. Lütfen.
Alo? Ha, Handan sen misin? Ben baban, hatırladın mı? Hayır, bir aksilik falan yok. Bilakis çok memnunuz hayatımızdan. Annenle gezip eğleniyoruz. Yemek mi? Çok özür dilerim. Şaka yapmıyorum. Evet, yemeğe gelmeyeceğiz. Rosto mu? Vah vah. Kim bilir kaç para harcadınız Rosto'ya. Hayır, gelemiyoruz. Rosto mu? Ne yapacağınızı söyleyeyim. Siz alın o Rosto'yu da... Otobüse de gitmeyelim bence. Kimseyi istemiyorlar. Vedalaşmadan mı ayrılacaklar bizden? Abim haklı. Baş başa bırakalım onları. Kendilerine yapacağımız ilk ve son iyilik olur bu. Doğrusu kendimden utanıyorum. Hayret. Bu kadar kötü evlatlar olduğumuzu onlar yüzümüze vurunca anlayabildik. Aa Ferit, masamıza bak. Yanlış masaya gelmiş olmayalım. Yok canım, değil. Fakat neyse, dur şimdi anlarız. Bakar mısın evladım? Buyurun efendim. Biz yemek için sipariş vermedik. Bunlar nedir? Müdür beyin size ikramı efendim. Öyle mi? Teşekkür ederiz. Ayrıca bu gece burada istediğiniz kadar eğlenebileceksiniz. Çünkü sizden başka kimse olmayacak. Müdür beyin bu konuda kesin emirleri var. Herhangi bir isteğiniz için biz emrinizdeyiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Ümran, hatırladın mı bu müziği? Evet, bizim müziğimiz. Gel dans ederim. Aa, olur mu? Tabii olur. Nasıl olsa kimse yok. Olmuş. Hadi gidelim öyleyse. Geç kalacaksın. İşte artık ayrılık vakti geldi. Güzel otobüs. İnşallah rahat gidersin. Ferit, kendine dikkat et. Gıdanı ihmal etme. Ayten'e selam söyle. Sana iyi baksın. Bana senden başka kimse iyi bakamaz.
Yakında inşallah sen de gelirsin. Bir iş bulur bulmaz çağıracağım seni. İnşallah Ferit. Ama hemen iş bulamazsan da üzülme sakın. Ben burada Faruk'un yanında çok rahatım biliyorsun. Biliyorum. Merak etmiyorum. Ümran, eğer seni bir daha göremezsem... şunu iyi bilmeni isterim ki... seninle çok mesut oldum. Eğer ben de seni bir süre için göremezsem... sen de bil ki... 40 yılımızın her dakikası birbirinden güzeldi. Dünyada senden başka... hiç kimsenin karısı olmak istemezdim Ferit. Seninle her zaman iftihar ettim. Ben de öyle Ümran. Hoşça kal canım. Güle güle. Allah'a emanet ol. Ha ha ha.